και της Βουλής των Αντιπροσώπων. ABD ile imzalanan karşılıklı savunma işbirliği anlaşması Yunan parlamentosundan geçti. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile muhalefetteki Değişim Hareketi Partisi anlaşmaya evet oyu verdi. Ana muhalefet partisi Syriza, Yunanistan Komünist Partisi KKE ve Mera 25 partileri ise hayır oyu kullandı. Syriza'nın lideri Tsipras, ülkemize güvenlik garantisi sağlanmaksızın her şeyi veren bir anlaşma imzalıyorsunuz diyerek iktidarı uyardı. Tsipras, anlaşmanın son yıllarda Yunan dış politikasında yapılan en tehlikeli değişim olduğunu ifade etti. 300 sandalyeli mecliste 181 milletvekilinin evet oyuyla desteklediği anlaşmaya sokakta tepki vardı. Başta Yunanistan Komünist Partisi olmak üzere anlaşmaya karşı olan gruplar başkent Atina'da eylem yaptı. Anlaşmaya karşı çıkan gruplar ABD üstlerinde karşı sloganlar attı. Karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasıyla Yunan üsleri ABD askerlerine açıldı. Anlaşmanın yenilenme süresi de 5 yıla çıkarıldı.